Yöresel lezzetleriyle, yareliyle, tuz mağarası ve diğer tüm özellikleriyle Çankırı İstanbul'a taşınıyor. Biz de son bilgileri Erman Yapan'dan alacağız. Kendisi Çankırı tanıtım günlerinde. Erman, kolay gelsin. Çankırı tanıtım günlerinde bize neleri tanıtacaksın? Çankırı'nın hangi özellikleri getirilecek ekranlara? Evet Selda Atalay, Çankırılılar ve Çankırı'yı merak edenler İstanbul Eyüp Sultan'daki Feshane'ye akın ediyor. Nedeni ise Çankırı Valiliği ve Çankırı Eğitim Kültür Yardımlaşma Vakfı'nın ev sahipliğinde organize edilen Çankırı Tanıtım Günleri bugün Eyüp Sultan'da Feshane'de başladı. Biz de Çankırı Tanıtım Günlerini Çankırı Valisi Sayın Vahdettin Özcan'la konuşacağız. Kendisi canlı yayın konuğumuz. Salim, öncelikle hoş geldiniz yayınımıza. Efendim hoş bulduk. Ben de Ülke TV izleyicilerine buradan sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Nereden sunuyorum onu söyleyeyim. Çankırı Yarenler Diyarı'ndan ve Feshane'de bunları buluşturduğumuz için bu organizasyondan hepsini selamlıyorum, saygılarımı sunuyorum. Şunu ifade edeyim, müsaade ederseniz. Bugün Çankırı'nın çok önemli bir günü. Çankırı değerleri, yitik şehri ortaya çıkarılmamış, onu İstanbullularla Türkiye'ye buluşturamamış bir kent. Biz onun değerlerini İstanbul'daki Çankırılılarla, İstanbullularla buluşturmak üzere bir düğmeye bastık. Ama benim buradaki tek işim önderliktir. Esas işi yapan vakıf başkanımızdır, federasyon başkanımızdır ve Çankırı'daki yandaşlarımızdır, paydaşlarımızdır. O itibarla Çankırı'nın Kaya Tuzu'ndan, Taş Mescidi'ne, Taş Mescidi'nden Ilgaz'ına kadar hem kültürel değerlerini hem tarihi yerlerini hem de sanayisini burada tanıtıyoruz. Eğer standları gezerseniz Türkiye'nin en büyük seramik ve granit fabrikasının Çankırı'da olduğunu göreceksiniz. Türkiye'nin en büyük elektrikli mutfak ev aletleri fabrikasının Şabanözü'nde olduğunu göreceksiniz. Ve belki 2-3 gün önce gazetelerde manşeti gördünüz. İnşallah Japon bir firmayla birlikte 1 katrilyon liralık bir lastik yatırımı Çankırı'da gerçekleştirilecektir. Ben bunun buradan müjdesini veriyorum ve Feshane'ye tüm Çankırılıları bekliyorum. Yarın Allah nasip ederse İTO salonunda Çankırı yatırım zirvesi yapılacaktır. KUSKA tarafında, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından organize ediliyor. Ben buradan da Sayın Yalçıntaş'a İTO salonlarını bize fırsat olarak sunduğu için teşekkür ediyorum. Kendisine de sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Şimdi Çankırı zamanı, Çankırı'yı seviyorum. Çankırılıları da 4 gün boyunca Feshane'ye davet ediyorum. Sayın Valim, çok teşekkürler canlı yayınımıza katıldığınız için. Bilgilerinizi aktardınız. Çankırı tanıtım günleriyle ilgili bize gerçekten aktardığınız detaylı bilgileri. Biz de buradan Ülke TV izleyenlerine 30 Eylül'e kadar Çankırı günlerini, Çankırı tanıtım günlerini takip etmek için. Ama bu organizasyonun burada failleri var. Onlar da birkaç cümle etsinler. Tabii ki başkanım, sizi de bir tanıyalım. Ben Çankırı Dernekleri Federasyon Başkanıyım. Sayın Valimin öncülüğünde yapmış olduğu bu tanıtım günlerine bütün hemşehrilerimizi bekliyoruz. Çünkü buradaki amacımız sadece Çankırılıları davet etmek değil, İstanbul'da Çankırı'yı tanımayan, Çankırı'yı tanıma fırsatı için bir imkan olduğunu düşünüyoruz. Çankırı'yı seviyoruz çünkü şu an Çankırı zamanı diyoruz ve her şeyden evvel bütün hemşehrilerimizi ve hemşehrilerimizin yakınları olarak bizleri tanımak isteyen insanları da buraya davet ediyoruz ve hep beraber bu 4 günü el ele kardeşe geçirmek istiyoruz. Çok teşekkürler size. Teşekkür ederiz. Bir konuğumuz daha var. Çok kısa uyarıyor arkadaşlarımız. Evet. Sayın Valimizin önderliğinde bu güzel organizasyonu gerçekleştirdik. Teşekkür ediyoruz. Tüm yatırımcıları Çankırı'ya çağırıyoruz. Şimdi Çankırı zamanı. Saygılar. Çok teşekkürler. Sağ olun. Tabii ki valim. Bir şey ekleyebilir miyim? Ben canlı yayının zorluğunu biliyorum ama biz bugün çok önemli bir şey gerçekleştirdik. Sabahleyin saat 10'da İstiklal Caddesi'nde İstiklal yolunun en önemli kenti olan Çankırı'dan Çankırılılarla birlikte yaklaşık 1000 metrelik bir yürüyüş yaptık. Taksim Atatürk Anıtı'na Kaya Tuzu'ndan Çankırı çelengimizi koyduk. Valilik çelengini. Bunu da buradan Çankırılılara ve İstanbullulara müjdeliyorum. Dirliğin birliğin adresi Çankırı'dır. Atatürk heykeline ilk konulan tuz çelenk. Ne mutlu Çankırı'ya ve Türkiye'ye diyoruz. Evet, Selda Atalay, yareni, yöresel kıyafetleri, lezzetleri, Kaya Tuzu, mağarası ve daha birçok özellikleriyle Çankırı tanıtım günleri İstanbul Feshane'de başladı. Ziyaretçiler bu Çankırı tanıtım günlerini 30 Eylül'e kadar ziyaret edebilecek. Teşekkür ediyoruz Erman Yapan, sana, Sayın Valime ve yayınımıza katılan diğer değerli konuklara.